Sevgili dostlar merhaba. Bir haftalık bir aranın ardından tekrardan tahminlerimle sizlerle birlikteyim. Umarım faydalı oluruz. Adana programı için ücretsiz tahmin veriyorum. Umarım önerdiğim safkanlar beklediğim performansını sergileyip sizleri de gün sonunda gişeye ulaştırabilecek isimler olduğunu düşünüyorum. Günün birinci koşusundan başlıyoruz. Oğlum Doruk diyeceğim. Son koşusunda da zaten tek olarak önermiştim. Günün ikinci koşusunda yarışacak olan ve kazanma şansını çok yüksek gördüğüm İpek'in arkasında bir ikincilik elde etmişti. O gün için tek olarak önermiştim ben. Sitede Oğlum Doruk. Beklediğim performansın biraz uzağında kalmış olsa da gerçekleştirir derece ve yarış içerisindeki görüntüsü gerçekten muazzamdı. Ben bugün için kazanmasını bekliyorum yine mesafede. Tek bir rakip önereceğim. 3 numaralı Grey Shadow olacak o da. O da gidişattan dolayı ön tarafa çıkacak fazla bir isim yok. Dolayısıyla Grey Shadow'un öne çıkmasını bekledim yarışta. 2-3 gibi konumlanacak olan Oğlum Doruk'un 800'den sonra yükleyip tempo yükleyip düz diye liderliği alarak çıkıp kazanmasını bekliyorum. Oğlum Doruk, alternatiftik rakip Grey Shadow. İkinci koşu biraz önce de bahsettim. İp Man diyeceğim. Son koşusunu kolay kazandı bana göre. Düzlüğe çok kolay çıktı. Hadi dedi yürüdü. Müslüm çok da zorlamadı. Net bir galibiyet elde etti. Zaten orijin itibariyle uzun mesafelere yatkın bir isimdi. Beklenen yarışını bir türlü yapamadı ki. Son koşusunda ekstra bir performans sergiledi. Bugüne dönecek olursak ara vermiş rakipleri var. Kilo almış rakipleri var. Dolayısıyla ben mükemmel form durumuyla İpmen'in bir kez daha kazanacağına inanıyorum. Kilo avantajını da kullanıp. Müslüm bir kez daha tercihlemiş. Dolayısıyla lane mesafede İpmen'in bir kez daha kazanması normal sonuç olacaktır. Ben net bir rakip göremiyorum. Dolayısıyla İpmen'i tek olarak tercihlemeyecek arkadaşlar, dostlar hepsi şeklinde bu koşuyu geçebileceklerini düşünüyorum ki zaten geçeceklerdir. Gelelim üçüncü koşuya. Üçüncü koşuda Zalbar Flete diyeceğiz. Gördüğü her koşunun üstüne ekleyerek geliyor. Bir sonraki performansı daha net performanslar. Koştukça daha fazla gelişiyor. Fiziksel anlamda da gelişiyor. Dolayısıyla bugün de yatkın olduğu pist ve mesafede sert rakiplere karşı yarışacak olsa da Macau ve Mandalore yılından bahsediyorum. Ben en kötü net kısa vadede olduğunu düşünüyorum ki ben Kabakum pistte daha fazla derken daha net performansını izleyeceğimi düşünüyorum bu safkanın. Koştukça, tecrübe beğendikçe, kas yapısı oturdukça daha farklı performanslarını sergileyecek. Buna rağmen bu kadar ekstra performanslar koşup da arka arka 3 tane yarış kazandı. Dolayısıyla ben Zalbar Filete'nin yine bu rakiplerini geçeceğine inanıyorum. Ve banka olarak öneriyorum. Gelelim dördüncü koşuya. Dördüncü koşuda gruptan farklı bir isim var. 8 numaralı Mavi var. Ara sonrası 3 koşu gördü. Gördüğü koşularda çok kötü değil yani totolar. Totolarından ziyade performans olarak da çok kötü performanslar sergilemedi. Bugün lehine pist mesafeye çıkacak. Ön tarafa çıkacak 2-3 isim var. Tempoları da birazcık yukarılara taşıyacaktır. Birazcık startı düzgün alabilirse ben Mavi Bağır'ın düzlükte yapacağı etki sprintle çok müsait rakiplerini geride bırakıp kazanacağını inanıyorum. Sert rakip olarak 49 mevcut form durumuyla öngördüğüm isim. Sonrasında idman pisti durumlarını beğendiğim iki isim önereceğim burada. Totalde 4 atla geçmeyi planlıyorum. Prenses Aslı ve Açık Kırmızı ikilisini önereceğim. Mavi Bağır'ın startta çok fazla oynanmadığı takdirde düzlükteki ataklarıyla kazanmasını bekliyorum. Rakip 6-5-3. Gelelim 5. koşuya.
Yani 3 yarıştır bas bas Fire of Bird oynuyoruz. Beklediğimiz yarışları bir türlü yapamıyor. Yok arada kalıyor. Yok tempo süratli gitmiyor. Jockey ile uyumu olmuyor falan. Çok mükemmel yarışlar yapıyor ama bir türlü Fatih önde geçemiyor. Son koşusunda da King Berk'e önde çok boş kaldı. Ondan dolayı beklenen yarışını yapamadığını düşünüyorum. Bugün zaten Inton'un başta başına yarış içerisinde olması tempoları saçma sapan yerlere çekecek diye düşünüyorum. Yani Into rakip beklemez, rakibe göre koşmaz, çıkar yarışını yapar, sürat yapar. Şey, sürat yaptığı yerde King Berkay da peşine takıldı mı zaten bu koşu tempoları arşu alalara ulaşacak. Yani bunu bilmek için müneccim olmaya gerek yok. Dolayısıyla arkadan gelecek at arayacağız. Arkadan gelecek de bana göre net 3 at var. Fire of Bird, Silver Cloud ve Trillia. Headman'in arası var. İdman pisti çok iyiydi. İdman görüntüsü de mükemmeldi. Headman'ı da önereceğim. Ben Fire of Bird'den net bir galibiyet bekliyorum bu yarışta. Halis abi de zaten İstanbul pas geçip Adana'ya gitmiş. Muhtemelen bindi atların şanslarını İstanbul'da deklar olacaklarına göre çok yüksek gördüğünden Adana'yı tercihleyerek gitmiş Adana'ya ki Fire of Bird'ün de zaten bu koşuda şansının çok yüksek olduğunu düşünüyorum ben. Kısa sprinti var. 150-200 metre bir sprinti var. Onu tutturmaya çalışacak Halis Karataş. Muhtemelen de zaten düzlük boyu gerilerde kalıp, yani yarış boyu gerilerde kalıp düzlüğe de gerilerde çıktıktan sonra kulvarını bulup 300'den itibaren birazcık daha süratlendirip 200'den tam ivmeyle geleceğiz sprint ile, kısa sprint ile, az farklarla da olsa ben kazanabileceğine inanıyorum Fire of Bird'ün. Küçük ve orta ölçekli kuponlara alternatif tek önereceğim. Rakipler de zaten başta söylediğim gibi Trillia, Silver Club ve Headman üçlüsü olacak. Geniş kuponlara da bu üç ismi rakip olarak yazabilirsiniz Fire of Bird'le. Gelelim 6. koşuya. 6. koşuda Yener Sultan diyeceğim. Yani Adana'da aprantimi kalmadı. At sahibi nasıl bir fantazi şey öngörüyor, nasıl bir fantazi yapıyor çok da bilmiyorum. Tecrübesiz bir aprantiyle yarıştıracak Yener Sultan'ı. Yani şahsen böyle Yener Sultan gibi bir atı olup da 53 bu, yani 2-3 kilo içinde ben aprantide bindirmem. Yani şu gruptaki atların çoğunu zaten geçecek güce sahip bir isim Yener Sultan. Neden böyle bir şey yaptılar? Yani o kadar mı güvenmiyorlar atlarına? 2 kiloyla daha fazla şans yaratacaklar. Çok ya vallahi anlamıyorum. Yapacak yorum da bulamıyorum. Ben Yener Sultan'ın bu koşuyu net kazanmasını bekliyorum. Yani çocuk ne kadar hata yapar? Nasıl büyük bir hata yapar da kazanamaz şu grupta? Çok da bilmiyorum yani. Şimdi Günsalar'dan başka ön tarafa çıkacak at yok gibi. Saadettin abi de zaten Günsalar'ın üstüne atlamış. Günsalar'da muhtemelen bir aşağıdaki 7. koşuyu pas geçip de yukarıya gelmiş. Grup 3 yarışı. Daha müsait gruba gelmiş. Günsalar'ın kaçacağı yarışta biraz öne yakın konumlanırsa çocuk Yener Sultan bu yarışı kazanır. Ya oğlum, sürate binecek desem baba kıvırcık demir dalga falan. Ya gerçekten Yener Sultan harici ne gelirse bir şey diyemeyeceğim bir yarış yani. Ben 4 rakip önersem buraya baba kıvırcık, öz oyuncu, sıralama yapmadan söylüyorum. Baba kıvırcık, öz oyuncu, demir dalga, Günsalar. Yani Günsalar'ın gidişattan birazcık daha şanslı olduğunu öngörürsek 9-3-1 4-8 sıralamam bu şekilde olacak. Ben Yener Sultan'ın aprantisi Furkan çok büyük hata yapmazsa kazanmasını bekliyorum. Yani birazcık öne yakın götürse, düzlükten sonra sprintini yapsa, zaten uzun sprinti var Yener Sultan'ın. Düzlükte bir şekilde bu rakiplerine hakim olup gene bir kazanır yani. Güç ve kalite olarak buradaki rakiplerinden farklı oldu. Handikap puanından da belli. Yani Aprentice çok büyük hata yapmazsa rahat kazanmasını bekliyorum ben Yener Sultan'ın. Tuttuğunuz isimlere de şans verebilirsiniz. Gelelim günün 7. koşusuna. 7. koşuda Zafer Meydanı diyeceğim ben. Net şekilde gidişattan avantajlı bir kere. Yani mesafe tutacak orijini var. Gücü zaten var. Bir önceki yarışta Kayasel gibi bir ismi geçiyorsun. Onar Bey geçiyorsun.
Bunları da yüksek tempolara çıkıp kaçtın koştu yapıyorsun ki kayaselle giriştin mücadele 400 metre 400 metre cevap verip de yapıyorsun bir şey. Son koşusuna bakmayın. Aldanmayın. Son koşusunda da yine yüksek tempolara çıkıp son 200'lere kadar önde geldi. 1500 kumda. Bu hayvanın uzadıkça daha iyi koşacağına inanırım ben. Bugün önde bomboş kalacak. Birinci kulvarı çekmiş. Herhangi bir rakip çıkmayacak üstüne yani. Gelip de ben numarayı alayım da Zafer Meydanı'nı bozayım diyecek bir isim yok. Dolayısıyla önde bomboş kalacak. Mesafe de uzun. Ferit bu yarışları Doğu illerinde çok iyi yapabilen bir isim. Yani 800'lü yarışı kopartıp hadi benim gücüm bu. Ben düzlük boyu bu gücümle koşacağım deyip de arkadaki rakiplere rest çeken bir isim. Ben bu Zafer Meydanı'na da aynı şeyi yapacağını düşünüyorum. 800'den sonra iyice tempo yükleyip düzlüğe arkada gruptan 5-6 boy avans alıp da çıkacak. Ben düzlük boyu da direnip kazanacağına inanıyorum ben Zafer Meydanı'nın. Son iki koşu gerçekten çok iyi. Bugün de gerçekten uygun bir grup yakalamış. Ekürisi de var. Ekürisi de muhtemelen 2-3 gibi hemen dibine yatacak. Zafer Meydanı durursa ben yürüyeyim diye de ben Zafer Meydanı'nı geçebileceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla ben Zafer Meydanı'ndan çıktığı gibi beyaz bayrak aynı yarışı bekliyorum. Rakip olarak mesafeye yatkın bir numaralı Aşık Artay. Yine tempo birazcık süratli geçer mi geçmez mi bilmiyorum. Ahmet tercihiyle Berat Efe son Kavakum koşullarında ciddi değişim geçirdiğine inandığım Fırat Baba. Özcan tercihiyle belki İlhan Peris'i yazarsın. Ben çok inanmıyorum uzun yapacağına. Yaparsa da beni yanıltmış olur. Ben İlhan Peris'i yazmayacağım kendi oyunlarımı. Yazmak isterseniz İlhan Peris'i de değerlendirebilirsiniz. Benim sıralamam 7 Zafer Meydanı kazanmasını beklediğim isim. Aşk Artay 1, 3 Berat Efe, 5 Fırat Baba şeklinde olacak bu koşu için. Gelelim 8. koşuya. 8. koşuda Red Boy Banko olarak önereceğim isim. Zilcihan gibi mesafetten anneden doğma Red Boy. Red Giant yavrusu. Son koşu da muazzamdı. Zaten oğlum Doruk oynamıştık son koşusunda tek. Onun yanında hemen dibinde bitirdi zaten yarışı. İpmen kazandı. Bir boy geri oğlum Doruk. Hemen dibinde Red Boy bitirdi. Gruba dönüp baktığımızda da çok böyle aman aman yarış yapmış bir iki isim var. Bana göre Red Bull onlara göre onlardan çok daha iyi bir isim. Son yarışında zaten bunu ispatladı. Son yarışı ardından yapmış olduğu idmanlarında da aşama içerisinde olduğunu kaydetti. Ben Red Bull'un lehine pis ve mesafede bu rakiplerine geçeceğini pek öngörmüyorum. Günün bankosu olarak öneriyorum Red Bull'u. Tuttuğunuz isimler varsa dediğim gibi çok fazla geniş tutmuyoruz zaten şablonu. Bütçeniz dahilinde de farklı isimlere yer verip alternatif tek tercihlerini değerlendirip farklı kurgularda oluşturabilirsiniz. Gelelim son koşuya. Son koşuda net olarak önereceğim bir isim şu olacak. Yani bir koşu önce kazanırken muazzam bir yarış yaptı. 5 boy makinede kaldı. Stil dışı koştu. En geri bekleri düzlükte uzun sprint yaptı. Geldi kazandı. Erkek rakipleri geçti. Bir sonraki koşu yine makineye ağır aldı. Çıktı öne geldi bu sefer. Önde tempoya girdi. 800'den sonra My Pride'le beraber iyice tempo yüklediler. Düzlüğe geldi. Ben dama diyecek dedim. 200'e kadar sürükledi. 200'den sonra düşmedi gene mücadeleden. Yarım boy bir boy. Beşinci yani Hısran formu gerçekten muazzam. Bugün hemcinsleri arasına geliyor. Lehine pis mesafede yani tempoların inanılmaz rölanti geçmesini beklediğim bir yarışta yarışacak ki birazcık startı düzgün alabilir de öne çıkabilirse öne sarkıp da numaraya çıkabilirse ben Şuşu'dan net bir beyaz bayrak aynı yarışı bekliyorum. Muazzam forma sahip. Zaten Ekür de çok formda. Şuşu'yu yani mutlak şekilde kuponlarınıza ilk sıradan yazmanızı önereceğim. Şu harici ne tutuyorsun derseniz, ne yazalım derseniz gerçekten çok karışık yarış olur. Ben Şuşu'dan net bir galibiyet bekliyorum. Beklediğim yarış yapmaması halinde sıralama önereceğim. Sıralamayı da numara sırasına göre öneriyorum. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13. Yani bu isimlerin şanslı olduğunu düşünüyorum ben.
Dediğim gibi son iki erkek rakipler arasındaki yaptığı son iki yarışına benzer bir performans sergilesin şu şunu. Bu grupta yani net şekilde düzlükte hiçbir rakibini yanına yaklaştırmadan kazanmasını beklediğim isim Şuşu olacak. Alternatif tek olarak öneriyorum. Rakip dediğim gibi 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13. Geniş kuponlarda bu önerdiğim safkanları değerlendirebilir. Bugünlük demiyorum, bu haftalık ücretsiz tahminlerim bu şekilde olacak. Dilerim önümüzdeki haftada sizlere yardımcı olmaya çalışabilirim. Kanalımıza abone olup bildirimleri açıp Twitter'da da paylaştığım tweetleri RT yaparak kanalımıza destek olabilirsiniz. Destek olursanız bu tarz ücretsiz paylaşımlarımız artarak devam edebilir. Yani şu an bir programa ücretsiz. Önümüzdeki dönemde destekler YouTube için artarsa iki programa belki üç programa çıkacak. Onu bilemeyiz. Tamamen desteklerinizle doğru orantılı bir konu. Dediğim gibi bu tarz paylaşımların artmasını bekliyorsanız bizlere YouTube kanalı üzerinden destek olmanız ricamızdır. Herkese bol şanslar diliyorum. Şansınız bol olsun. Umarım gün sonunda kasaya giden taraf siz olursunuz. Bahtınız açık olsun. Bol şanslar diliyorum herkese.